Ne oluyor lan? Gel lan bu. Hey hey. Lan. Dur lan. Kızı görünce ne demek istediğini daha iyi anladım amca. O şımarık servet avcılarından değil, evet. Yiğit, mert bir kız aslında. Başka şartlarda olsaydı belki iyi bile olurdu. Ama ikisi için de daha erken. Bizimkine kız değişik gelmiş, ilgisini çekmiş. Biz yasak deyince de iyice gözünde büyütmüş. Aşk sanmış, belli. Kendini kendine ispat edecek aklınca. Adı üstünde. Delikanlı bu. Bu işi yasakla çözemeyeceğiz, belli amca. Yasaklarsak kıza daha sıkı sarılır. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Utku! Yok bir şey. Otur şuraya. Ne almışsınız şu halinize bakın. Yine mi kavga ettiniz? Getireyim. Yine mi ne demek amca? Serseriler saldırdı, tanımıyoruz bile. Bir anda arabadan indiler. Bu mu senin vazgeçemediğin misafirperverlik? Bu mu samimiyet? Londra'da kimse kimseye sataşmıyor mu sanki anne? Suç oranı sıfır yani. Gündüz vakti durduk yere sataşmıyorlar efendim. Ancak geceleri tekin olmayan yerlerde oluyor. Nezih muhitte güpegündüz olmuyor. Tamam anneciğim, peki tamam. Uzatmayalım. Bu sıradan bir kavgaya benzemiyor. Bu adamların sizinle bir hesabı olmalı. Yoksa niye arabayla yolunuzu kessinler? Tanıdınız mı herhangi birini? Hayır. Neyse ya, gidelim artık biz, hadi. Tamam, bir şeyimiz yok. Tamam, oğlum, tamam. Nereye bu halde? Hadi Ali, iyiyiz biz. Büyütecek bir şey yok anne. Hadi Ali ya. Allah'ım, yüzü gözü dağılmış, büyütme diyor. Onca davayla uğraştım. Bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Çocuk büyütmek ne zor işmiş Nazan. Bade! Buyurun Nazan Hanım. Elif'i çağırsana bana. Hemen. Tamam. Ah, çıkıyor muydun kızım? Ben de sana geliyordum. Ne oldu Bade abla? Nazan Hanım, seninle konuşmak istiyor. Tamam. Gel. Sen hiç karışma. Bana bırak amca. Olgun bir kıza benziyor. Biz onunla kadın kadına gör, bak nasıl anlaşacağız. Elif geldi Nazan Hanım. Hoş geldin Elif. Biraz konuşmak istiyorum. Geç lütfen. Hemen konuya gireceğim. Vaktin yok biliyorum kızım. Buraya gelirken gergindim. Oğluma yapışmış, çıkarcı birini bekliyordum. Sizi görünce yanıldığımı anladım. Seni de, kardeşlerini de çok sevdim. İyi yetişmiş, kendini bilen, hanımefendi kızlar olduğunuz belli. Teşekkür ederim. Amcam da biraz yaşadıklarınızdan bahsedince, inan oğlumu bırakıp armağan için endişelenmeye başladım. Ne gibi? Benim oğlum havaidir, dediği dediktir. Bir evin bir oğlu da olsa, istemeden de olsa şımarttık maalesef. Bu bize ilk baş kaldırıcı değil. Üniversiteye başlarken babasının istemediği bir bölüme kaydoldu. Caroline diye bir kıza kapılmıştı o zaman. Sırf babasına inadından gitti, o kızın bölümüne girdi. Babası baktı olmuyor, vazgeçti mecburen inatlaşmaktan. Girdiği bölümün parasını ödedi. Aman hadi, istediği olsun dedik. Ne oldu dersin? Bir sene dolmadan sıkıldı, kızdan ayrıldı. O bölümü istemediğine karar verdi. Olan bir yılın oldu. Böyledir yani, anlatabildim mi? Bir şey için bir bakarsın sonuna kadar savaşır, bir bakarsın unutur, yürür, gider. Anlıyorum. Ben onun bir yıl daha kaybetmesini istemiyorum. Ayrıca daha bu sabah bir kavgaya karışmış, eli yüzü kan içinde geldi. Bu ortamda ben onu nasıl bırakıp da yaşarım Londra'da? Kavga mı? Bir şey yok ya. Allah'tan yok. Bak canım, seninle açık konuşacağım. Bu maceranın sonunda işler kötü gitse bile oğlum kendini sıyırır. Çünkü biz onun altına bir yağ sereriz. Düşmesine izin vermeyiz. Utku'nun şu andaki derdi armağan filan değil. Babasına kendini ispatlamak istiyor. Bu yolda iyi niyette bile olsa attığı
her adım kardeşinin hayal kırıklığını ve acısını büyütecektir. Biz bunu yaşadık. Amcam yaşadı. İstersen sana anlatır bir gün. Bence sen yeteri kadar açık izah ettin. Daha fazla örneğe ihtiyaç olacağını sanmıyorum. Yani diyeceğim, ben oğlumu engelleyemiyorum. Sen bari kardeşini koru. Karar senin. Ben ne demek istediğinizi gayet iyi anladım. Müsaadenizle. Geçmiş olsun. Kavga etmişsiniz. Bade abla söyledi. Ne oldu? Hiç ya. Bir grup manyak saldırdı bize. Ne oldu biz de anlamadık ki. İyiyiz ama merak etme. Sen ne konuşacaktın benimle? Öncelikle geldiğin için teşekkür ederim. Bak Utku, seni çok severim. Bizim için yaptığın onca şeyin haricinde severim seni. Ama yaptıklarını da hayatım boyunca unutacak değilim. Minnetim büyük. Ama şimdi konuşacaklarımı bunların dışında say. Konu ağır mı galiba? Yanılıyor muyum? Hayır, yanılmıyorsun. Bak Utkucuğum, geldiğinden beri seni birden fazla kızla gördük, biliyorsun. Elif onların çoğuyla yeni tanışmıştım. Ve öyle bir iki görüştük. Biliyorum, senin yaşına gereği bu zaten. Yani daha çok insanla tanışacaksın, daha çok kafan karışacak. Ben ne hissettiğimden eminim. Eğer bana güvenmiyorsan... Aslında senden çok Armağan'a güvenemiyorum. Onun daha ilk ilişkisi. Ve şimdiden ne yapacağını şaşırmış durumda. Okula asmaya bile başladı. Ki bizim gerçekten hata yapma lüksümüz yok. Onlar okullarını bitirmek zorundalar. Durumumuzu biliyorsun. Okul asmak için haklı bir nedeni vardı. İnsan kendini haklı görmek istedikten sonra bahane çok Utkucuğum. Sen o bahaneleri iyi bilirsin Elif. Ne demek bu? Sen de sürekli kendini haklı görmeye çalışmıyor musun? Ben kimseyi mutsuz etmeden bu işi çözmeye çalışıyorum. Ama şu an en iyi yaptığın şey bu. Etrafındakileri mutsuz etmek. Hem buna sadece kardeşlerin dahil değil. Ne demek o? Kimi mutsuz ediyorum? Çevrene şöyle bir baksan görürsün. Utku, kimden bahsettiğini anlamadım. Ayrıca konuyu gereksiz yere büyütüyorsun. Neyi büyütüyorum Elif? Karşıma geçmiş hayatımla ilgili ultimatom veriyorsun. Ondan sonra da konuyu büyüten ben mi oluyorum? Etrafındaki herkesi sen yönetemezsin Elif. Kusura bakma. Biz senin piyonların değiliz. Kardeşlerini belki parmağında oynatmaya çalışabilirsin. Ama ben kendi adıma buna izin vermeyeceğim. Utku, terbiyesizleşme. Asıl sen haddini aşma. Yeter ya. 5 yaşında çocuk değilim ki ben. Annem ayrı tehdit eder, babam ayrı parlar. Dedem bir yandan, amcam evde. Başkasına tahammülüm yok, kusura bakma Elif. Şunu iyice anlayın. Ben Armi'yi seviyorum, ondan kolay vazgeçmeyeceğim. Madem seviyorsun, beni dinle ve ne demeye çalıştığımı anla lütfen. Seni kırmak istemiyorum. Bu konuşmadan yeterince rahatsızım. Ama bana başka seçenek bırakmadınız. Merhaba. Merhaba. Elif yok mu? Bahçede. Konuğu var. Elif, daha fazla tartışmayalım. Ben seninle tartışmıyorum Utku. Yapman gerekeni söylüyorum. Armin hayatından çıkacaksın. Ve bunu kendi iradenle yapacaksın. Beni hiç karıştırmadan. Beni anladığını ve dinleyeceğini umuyorum. Aksi takdirde savaş ilan ettin demektir. Ben de buna karşılık vermekten çekinmem, haberin olsun.